Mehmet Akip mahallesinden Madenler Durağı'na 25 dakikada geldim. Kaç dakika ikisinin arasındaki mesafe? Ali İbrahim 5 dakika. 20 dakikada geldim arabayla. İstanbul'u şu cümleye tutsak edemeyiz. İstanbul artık yaşanmaz bir şehir cümlesini Artık İstanbul'da trafik problemi yok, bir trafik krizi var diyor. İstanbul'da gibi bir durum yani trafik. İstanbul'daki trafik problem olmaktan çıktı bir kriz. Metin abi tekrardan hoş geldin. Öncelikle Nereye? YouTube kanalıma, Facebook kanalıma. Tamam öyle de. Ya hoş Or geldinler şimdi, mekana hoş geldin, şehre hoş geldin, işte evimize hoş geldin, dükkanımıza hoş geldin, derneğimize hoş geldin, partimize hoş geldin, şimdi yeni moda YouTube kanalına hoş geldin. Şimdi bizim izleyiciler onu bildiği için problem tamam. olmuyor, öncelikle burada e, arkadaşlar da var, onlar da, onlara da tekrardan merhabalar Onlar diyelim. da hoş Hem geldi. De, onlar da hoş geldi, ekran başında bizi izleyenlere de tekrardan merhabalar çay diyelim. Alsan, çay çok güzel, evet. sen demledin? Tebrik ediyorum seni. İstanbul'la ilgili çok farklı açıdan yaklaştığınız bazı çözüm önerileriniz olduğunu ben biliyorum. Vatandaşımıza da bunları anlatmak adına bir önceki programda depremle ilgili bu İstanbul'un büyük bir stres alanı diyerek bunu nasıl çözeceğimize, çözebilirize dair e, önemli şeyler söylemiştiniz. Bir de İstanbul'un en büyük stres alanlarından biri trafik. Bu konuyla ilgili de hiçbir yerden duymadığımız farklı yöntemlerle bunun e, rahatlatılabileceği, çözüme doğru hızla ilerlenebileceği noktasında bazı şeyler var. Sizce İstanbul'daki trafik problemini aşabilir miyiz? Çünkü bununla ilgili verilmiş vaatler vardı. İstanbul'la ilgili bir 5 bir yıl eba oldu. Yani bir 5 yıl bir kere bir kez daha ifade edeyim. Seçimler öncesinde milletimizin karşısına çıkan isimler milletimizin hayalleriyle oynamamalı. Altından kalkamayacağı, bilimsel gerçekliğin öngörmediği tamamen insanların tek başına duygularına hitap edecek yaklaşımlar zarar veriyor. Bu zararın en önemli adresi siyasetle sokak arasındaki ilişki donuyor. Güven yok oluyor. Sokağın siyasetçiye bakış açısı değişiyor. Buna hiçbir siyasetçinin hakkı yok. Çünkü bu ülkede siyaset çözüm odağı olmaktan çıkarsa büyük tehlike. Hele de küresel ölçekte hiper çatışma döneminin başlamış olmasından dolayı asimetrik grupların etki alanlarının genişleme noktasında ciddi işaretler olduğu bir süreçte siyaset eğer Bizim ülkemizde çözüm odağı olmaktan çıkar çözümsüzlük ve güvensizlik adresi olursa Türkiye'yi de bekleyen en riskli tehlikelerden birisi asimetrik grupların etki alanının genişlemesidir. Onun için herkes konuştuğu cümleye dikkat etmeli. Hayalle oynamasın. İstanbul'un trafik probleminin yönetilebilir hale gelmesine ihtiyaç var. Şu anda bu problem yönetilemez. Bakın sabahtan beri ben Çekmeköy'deyim. Bir de vatandaş şöyle bir şey diyor. Artık İstanbul'da trafik problemi yok. Bir trafik Krizi var diyor. İstanbul'da, İstanbul'da artık gibi bir durum yani. Trafik. İstanbul'daki trafik problem olmaktan çıktı bir krizdir. Bu krizin yönetilir hale gelmesi lazım ve ikinci etapta da bir trafik problemi haline gelmesi lazım. Trafik problemi dünyanın bütün büyük şehirlerinde var. Yani Paris'te de var, New York'ta da var, Buenos Aires'te de var, Pekin'de de var, Frankfurt'ta da var. Ben gittiğim yerlerden biliyorum. Dolayısıyla bir kere bu anlamda yönetilebilir bir problem olmaya odaklanmalıyız. Efendim trafik problemi bitecek cümlesi insanımızın duygularıyla oynamaktır. Ama trafik problemi yönet kriz olmaktan çıkıp yönetilebilir bir problem olarak problem olarak sürekli aşağı doğru etkisi azalacak demek başka bir şey. Bir, İstanbul'un imar planlarının artık ilave göç almayacak şekilde olması gerekiyor. Evet. İki, İstanbullunun İstanbul'da kalacağı odaklı bir model. 3. Tersine göç olmasını istiyorsak İstanbul'un özellikle çevresinde oluşmuş, içinde oluşmuş sanayi bölgelerinin artık lojistik anlamda çok güçlü noktada olan Türkiye'nin Anadolu'nun değişik şehirlerine deplase edilmesi gerek. 4. İstanbul'da artık metro ağlarının genişletileceği sözü vaat olmaktan çıkıp Büyükşehir Belediyesi'nin merkezi yönetimle beraber zaten olmazsa olmaz vazifesidir. Yani nasıl yerin üstünde bir mahalleye ulaşmak için yol yapılıyorsa aynı mantıkla yerin altında metronun 360 derece İstanbul'u dolaşması bundan sonraki hedef kılcal damarlar metoduyla yani nasıl cadde ve sokaklar oluşuyorsa metroda da cadde ve sokaklar oluşmalı artık. Toplu taşıma kültürünün genişlemesi. Ama tabii İstanbul fiili durumla önemli ölçüde ortaya çıkmış bir şehir olduğu için metroyu yapıyorsunuz. Metro duraklarının yanı başında park alanlarının olması gerekir dediğimizde ancak şehir fiili durumla önemli ölçüde oluştuğundan park alanı bulabilme imkanı, alan oluşturabilme imkanı her zaman çok mümkün değil. Bunu vatandaşa anlatmamız lazım. Toplu taşıma kültürü. Sabah ve akşam saatlerinde araçların sabah mesaiye gidiş, akşam mesaiye geliş odaklı trafik saatleri uygulaması. Yine vatandaşın bu anlamda bu anlamda ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına İstanbul'da bir trafik kriz yönetim merkezi kurulması lazım. Trafik kriz yönetim. Ne demek bu? Yapay zeka uydudan artık takip edebiliyoruz. Hani yağışları, selleri gibi takip ettiğimiz onları gibi. takip ettiğimiz Trafi gibi bir yer. İstanbul'un 80 bin üzerinde caddesi var. Sokağı var. Cadde ve sokakları görebiliyoruz. Sistemi kurabiliyoruz. Türkiye bu anlamda müthiş mesafe kat etti. Kriz odaklı sabah ve akşam saatte. Yani sabah saat 6-9, akşam 5-8 saatlerinde. Kriz yönetiminde, kriz yönetiminin problemin çözümüne yönelik operasyon hareketlilik. Ne demek bu? Emniyetle ve trafik zabıtaları, ilçe belediyesi, büyükşehir, ilçe belediyesi, emniyet, üçlü günlük 3 üç saat Kriz yönetici. Ne demek kriz? Trafiğin sıkıntılı olduğu yerde o trafiği rahatlatacak. Ve sıkıntılı olduğu saat, saatlerde. Saatlerde evet. o trafiği rahatlatacak bir kriz yönetimine ihtiyaç var. Şart. Bunlarla beraber bizim eğer Büyükşehir Belediye Başkanı olursa İstanbul'u havabüsle tanıştır. Metrobüs hatları, havabüs, iki katlı yol ve metrobüs hattını topografik durumuna bakarak raylı sisteme dönüştürebilir miyiz? Bakılması gerekiyor. Yani hiç durmayan, sürekli belli bir güzergahta ta Bejdeyköy'den Silivri'ye kadar. İşte Tuzla'dan Tuzla'dan Silivri'ye kadar sürekli bir raylı sistem hareketliliği. Yani metronun yerin üstündeki perspektifi üzerinde kafa yormalı ve çalışılmalı. Bütün bunlarla trafik krizi yönetilebilir hale gelir. Ama şehrin üzerindeki fiziki baskının azalması lazım. Fiziki baskının azalmasında da İstanbul'a yeni bir göç dalgasına izin vermeyecek. Bakın sabahtan beri Çekmeköy'deyim. Mehmet Akip Mahallesi'nden Çekmeköy'ün içinde Mehmet Akip Mahallesi'nden Madenler Durağı'na 25 dakikada geldim. Kaç dakika ikisinin arasındaki mesafe? Ali İbrahim 5 dakika. 20 dakikada geldim arabayla. Hakeza Buraya geliş de aynı şekilde. Yani Taşdelenden Çekmeköy'ün merkezine gelmek normal şartlarda kaç dakika? Yok arabayla. En az 15-20 dakika yürüyü. Demek ki İstanbul'da herkes Peispaşa Caddesi'ne, Millet Caddesi'ne, Selman Pak Caddesi'ne bakarak trafik. Hayır, İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında belli saatlerde, özellikle cumartesi günlerde dahil olmak üzere bir trafik krizi var. Bu krizin mutlak surette yapay zeka algoritması üzerinden dijitale taşınarak bu krizin yönetilebilir hale gelmesini başarmak zorundayız. Değilse şu cümleyle çok bugün eski bir belde başkanımızı ziyaret et. Bir hasta torunu için Cerrahpaşa'ya gelmişti. Gidiş ve geliş 4,5 saat. Buyurun. Gidiş 2 saat, 2,5 saat. Geliş de 2 saat, 2,5 saat. Bir müddet sonra bu şehir bu basıncı taşımaz. Ve bu basıncı trafikte hangi negatif maliyetlerin olduğunu hep beraber görürüz. Yani trafik kavgaları neredeyse geçen gün iki tane araç birbiriyle ters yönden bir araç ters yönden girmiş. İş silah kadar gitmiş ve maalesef cinayetle sonuçlanmış galiba. Vahim. Dolayısıyla İstanbul'u şu cümleye tutsak edemeyiz. İstanbul artık yaşanmaz bir şehir cümlesini söylettirmemeliyiz. Ama bu kısa vadeli tek başına planla olacak değil. Kısa orta kısa vadede bu krizin kriz olduğunu kabul edip Kriz yönetimi bu krizi krizden çıkarıp yönetilebilir bir problem olarak görecek adımlar söylediğim gibi hava biz orta vadeli bir iş İki katlı yol zaman istiyor metro hükümetle beraber eşgüdüm içerisinde çok hızlanması gerekiyor trafik saatler uygulamasını <laughs> unutmamalıyız kriz yönetim merkezi tabii ki kriz yönetim merkezi